Merhabalar değerli izleyenler. Gülün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Kuru fasulye ve sofraların renkli yüzü kabakgillerin en tatlı besini bal kabağıyla hazırladığım güzel bir tarifi sunacağım sizlere. 300 gram bal kabağı kullanıyorum tarifin yapımında. Bal kabağını doğrayarak tarife başlıyorum. 300 gram bal kabağı kullandım. Bugün sizlere bal kabağı ve kuru fasulye ile güzel bir zeytinyağlı tarif sunacağım. Hazırladığınızda bu tarifi her zaman evinizde pişireceğinizi düşünüyorum. Balkabağını doğradım. Büyük bir tane de kuru soğan. Önce ortadan ikiye kestim. Sonra iri parçalar halinde doğradım. Yarım kahve fincanı zeytinyağı. Sonra soğan. Dondurucudan çıkartmış olduğum kapya biber. Soğan ve kapya biberi soteliyorum. Biraz piştikten sonra malzemeler içerisine haşlanmış kuru fasulyeyi ekliyorum. Bir çay bardağı kuru fasulyeyi tavaya aldım. İki diş de sarımsak. Kullanmış olduğum sarımsaklar iri taneliydi. Sonra kabak. Kesinlikle denemeniz gereken lezzetlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Bal kabağının o Tatlı tadını hiçbir şekilde almayacaksınız. Kendine has bir tadı vardır bal kabağının. İşte bu tarif içerisinde o tadı almayacaksınız. Önce tarife bir tane portakalı ekliyorum. Portakalın suyunu tava içerisine alıyorum. İçerisine eklediğim portakal suyu. içerisine ilave edeceğim. Az sonra yarım limon. Birkaç lezzetle güzel bir zeytinyağlı tarifi paylaşıyorum sizlerle. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Tuz miktarını kontrollü ekleyin. Benim eklediğim tuz miktarı tuzsuz yiyenlere fazla gelebilir. İçerisine eklediğim portakal suyu, yarım limonun suyu güzel bir aroma verecek. Az önce de söylediğim gibi balkabağının o baskın, hafif, mayhoş, hafif tatlı sası, daha doğrusu tam anlamıyla sası tadını, tuhaf bir tadı vardır balkabağının. İşte bu tarif içerisinde o tadı almayacaksınız. 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi. İçerisine eklediğim sirke, limon ve portakalla balkabağının o sizlerin de çok iyi bildiği tadı kendine has, kendine münhasır. Doğru mu çevirdim? Lezzetini almayacaksınız. Çok farklı bir zeytinyağlı hazırlamış olacaksınız. Kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum. Kapağını kapatacağım. İçerisindeki bal kabağı, fasulye ve diğer malzemeler tamamen birbirine lezzet verinceye kadar pişti İçerisindeki bal kabağı yumuşayıncaya kadar ocakta kaldı ve bir miktar dereotu ilave ediyorum soğutmuş olduğum zeytinyağlı kuru fasulyeli bal kabağına dereotu sizlerde biliyorsunuz zeytinyağlı tariflere güzel yakışır Balkabağına da güzel yakıştı kesinlikle içerisindeki keskin lezzetleri sizlere tezat gelmesin. O keskin lezzetler birbirini tamamlıyor ve ortaya şahane bir lezzet çıkıyor. Balkabağının o tadını almadığınız diğer lezzetlerin de balkabağıyla uyum içerisinde olduğu hele de kuru fasulyenin bunlarla beraber bir bütün oluşturmasıyla zeytinyağlı en güzel lezzetlerden birisi şu anda karşınızda. Ben zevkle yarısını zaten tadım aşamasında her zamanki gibi bitirdim. Hepinizin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir lezzeti daha dilimin döndüğü kadar sizlerle paylaştım. Umuyorum sıkılmadan izleyip tarifi beğenmişsinizdir. Tarifin malzemelerini açıklama kısmında belirteceğim. Tarifin malzemelerini açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Başka tariflerde tekrar görüşmek üzere.